Yıl 1957. Binbaşı Samet Kuşçu, cuntacıların darbe hazırlığında olduğunu yetkililere haber verdi. Darbenin en yakın tanığı, hükümet içindeki sivil uzantıların da çabasıyla sanık ilan edildi. 1958'de 8 subayla birlikte askeri mahkemeye çıkarıldı. 8 subay serbest bırakıldı, ihbarcı subay orduyu isyana teşvikten cezalandırıldı. Yıl 1960. Günlerden 27 Mayıs. İhbar doğru çıktı. Askeri yargının geçmişteki hukuk trajedisine ışık tutacak 9 subay olayının perde arkası bu kitapta. 9 subay olayı ve Samet Kuşçu. 2011 yılında ortaya çıkan Sarı Kız, Ay Işığı, Eldiven ve Yakamoz isimli darbe planlarının akabinde Balyoz darbe planının ele geçirilmesiyle kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu askeri kanadın yargılanması Türkiye demokrasisi için bir milattı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti darbecileri ilk kez yargılamıyordu. Daha önce de subaylar yargılanmıştı ama yargılamanın nedeni ve koşulları bugünden çok farklıydı. Gazeteci yazar İdris Gülsoy tarafından kaleme alınan ve Kaynak Yayınları tarafından yayınlanan 27 Mayıs darbesinin ayak sesleri, 9 subay olayı ve Samet Kuşçu isimli kitap, 27 Mayıs'ı konu alan kitaplarda birkaç sayfalık açıklamalarla yetinilen olayı, dönemin tanıkları, cuntacıların itirafları ve Samet Kuşçu'nun hatıralarıyla ilk kez etraflıca irdeleyip bugüne aktarıyor. 27 Ekim 1957 genel seçimlerinde Demokrat Parti iktidarının seçimleri kaybetmesi beklenirken umulanın olmaması darbe için düğmeye basılmasına neden olmuştu. Junta harekete geçince Samet Kuşçu'nun ihbarıyla trajik hikayesi de başlamıştı. 9 subay hadisesinde ismi geçen subaylar kimlerdi? Samet Kuşçu neden ihbarcı subay ilan edilmişti? Cuntacı subaylar nasıl, neden ve kim tarafından kurtarılmıştı? Kuşçu neden Başbakan Adnan Menderes'le görüştürülmedi? Kuşçu'nun gayesi Demokrat Parti'ye hoş görünmek miydi? Tanıkken sanık sandalyesine nasıl oturtuldu? Kuşçu'ya imzalatılmak istenen darbe planları, ihbarı nereden gelmişti? CHP, cuntacıları neden savunmuştu? Basın Konseyi Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Birgit olayla ilgili ne gibi itiraflarda bulundu? Celal Bayar ve Menderes'in 9 subay olayıyla ilgili tavrı nasıldı? İsmet İnönü'nün subaylar üzerindeki etkisi nasıldı? Dönemin Milli Savunma Bakanı Samet Kuşçu'nun ihbar ettiği cuntayı neden hükümete haber vermedi? Yıllar sonra Başbakan Menderes'in oğlu Aydın Menderes konuyla ilgili neler söyledi? Bugün devam eden davalara ışık tutacak olayların perde arkasına dair birçok sorunun cevabı 27 Mayıs darbesinin ayak sesleri, 9 subay olayı ve Samet Kuşçu isimli kitapta.